Özetleyeceğim. Bildiğiniz gibi iki tane ana şoktan sonra şu ana kadar 185 tane artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgede halen ciddi şekilde 5 ve üzeri büyüklükte artçı sarsıntılar meydana geliyor. Bunlar gelmeye devam edecek. O nedenle öncelikle hasarlı binalardan uzak durulmasını tekrar tavsiye ediyoruz. Şu anda afet bölgemizde 30 vali ve 47 kaymakamımız görevlendirilmiş durumda. Bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısı 9698 an itibariyle. Bunlara ilave olarak aynı zamanda biliyorsunuz AFAD gönüllülük sistemi içerisinde oluşturulan yerel destek ekipleri var. 3838 gönüllü AFAD gönüllüsü. 1886 yerel destek ekibi, 2867 korucu yerel destek ekibi ve 1285 yine deprem bölgesindeki illerden yerel destek ekipleri şu anda bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyorlar. Görevlendirilen toplam iş makinası 1511, araç sayısı ise 216. Tüm 81 ilimizdeki AFAD il müdürlüklerimiz teyakkuza geçirilmiş durumda ve bu bölgelerdeki deprem bölgesi dışında kalan tüm AFAD il müdürlüklerimizdeki ekipler yine bölgeye sevk edilmiş durumdalar. AFAD bölgesindeki illerimize şu ana kadar toplam 250 milyon TL acil durum ödeneği gönderilmiş durumda. Ne yazık ki can kayıplarımız artıyor. An itibariyle yaşamını yitiren vatandaşımızın sayısı 1651. Yaralı sayısı 11.119. Yıkılan bina sayısı 5606. Bu arada tabi arama kurtarma ekiplerimizin yoğun çabaları sonucunda enkazdan çıkarılan vatandaşımızın sayısı 6445. Bölgede bir yandan tabii arama kurtarma faaliyetleri devam ederken diğer yandan da hayatı normale döndürme adına faaliyetler de yürütülmekte. Ancak BOTAŞ özellikle ham petrol akışını yine tedbiren durdurmuş durumda bölgede. Bu tamamen tedbiren bir alınan karar. Bunun dışında özellikle Türk Telekom sabit şebekesinde deprem bölgesinde herhangi bir kesinti bulunmamakta. Yine deprem bölgelerine mobil baz istasyonları ve jeneratörlerle birlikte ekipler sevk edilmiş durumda. Tabii bölgede ağır yoğun kış koşulları da mevcut. Özellikle bu anlamda vatandaşlarımızın, afetzedelerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını da gidermek adına bir takım önemli çabalar sarf edilmekte. Şu ana kadar bölgeye toplam 300 bin battaniye, 22 bin civarında yaşam çadırı, yine 27 bin civarında yatak, yine benzer şekilde çadır malzemeleri ve mutfak setleri gönderilmiş durumda. Afet Beslenme Grubu'nun koordinasyonunu yürüten Kızılay'dan yine 82 ikram aracı, 8 mobil mutfak, 6 mobil aşevi, 7 sahra mutfak, 1 mobil fırın, 156 araç ve 975 personel bölgeye intikal etti. Yine aynı şekilde jandarmadan 2 mobil mutfak ile bir takım yine sivil toplum kuruluşlarımızdan da bölgeye intikal eden mobil mutfakların olduğunu söyleyebilirim. Evet, bunun dışında yine ısrarla vurgulamak istediğim konulardan bir tanesi bilgi kirliliği. Halen bu bilgi kirliliği ne yazık ki bölgede devam ediyor. Bize gelen bilgiler azalmakla birlikte halen devam ediyor. Özellikle vatandaşlarımıza bir kez daha burada devletin resmi kurumlarından yapılan uyarılar, bilgilendirmeler dışında başka bir takım bilgilere itibar etmemeleri şeklinde olacaktır. Ben tekrar tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Milletimizin başsağlığı olsun diyorum.
Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına yine başsağlığı diliyor. Teşekkür ediyorum efendim.